Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda ikinci videomuz Doğukan Manço'nun garajına geleceğiz demiştik. Yukarı Tokyo Garaj namı değer. Öyle değil, öyle değil. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Tamam, sahibi girişini her zaman daha iyi yapar. Yani biz tabii önceden bir gezdik, 2 saattir sohbet ediyoruz. Her seferinde de ya işte kamerayı açalım, bunları çekelim. Dedik hadi başlayalım artık. Abi garaj tam bir rüya gibi, man cave. Her erkeğin hayali. Videolar da küçük gözüküyor bu arada. Yani şimdi bugün girince bayağı büyükmüş garajın. Vallahi benim de beklentim arttırdı şu anda. Vallahi iyi yani. Bilmeyen birisi gördüğü zaman... Bir lift eksik. Evet, bir lift eksik. Hakikaten sen niye şuraya abi at bir makas lift? Buraya lift koyarsam içeriye giriş mi kapanıyor? Yoksa düşündüm. Yani ya da buraya. Ha, makas lift olabilir. Makas gömme lift. Olabilir. Biraz gömme belki. Ha. Gömme yapabilirim. Yani. Fakat şey, fazla şikayet alıyorum bu sefer. Ses geliyor. Ses geliyor. Çünkü dışarıda çalışmam gerekiyor tabii, o zaman. Tabii. Zart zurt zart zurt. Bir de ağır işi burada yapmıyorum. Ağır işten kastım ne? Aslında her şeyi burada yapıyorum. Her, her şeyi burada yapıyorum. Ya seninki gerçek proje. Çünkü gerçek kendin proje. De bayağı GTR'de bayağı burada bir şeyler yaptın. Sonra aldın götürdün. Ağır projeden kastım işte GTR'daki kaynak işleri burada yapılmıyor. Ne zaman bitiyor? GTR mı? Ya ben esasında 2023'te yürütürüm diye düşünüyordum. Ben de. öyle düşünüyordum. Yok aslında erkene çektim. Çünkü birçok parçayı buldum. Evet evet takip bulamam ediyorum. Bulamam zannettiğim birçok parçayı buldum. Birçoğunu da getirdim. Evet. Yani mallar burada. Bunları ben şey yaptım zaten. Videoda göstermiştim. Mallar burada. Abi var. Yemin ediyorum ben heyecanlandım. O sen onu her şey böyle pürüzsüz aldın, konteynerde çıkardın ya. Ulan vay, yemin ediyorum heyecanlandım. Ben o gün ben bile inanamadım. Ya dedim ki bak 1,5 senedir uğraşmışım. Buna benzer bir kitim de heba oldu zamanında. İşte dolandırılmıştık, ettik. Bir sürü şeyler olmuştu. Tabii. İnanasın gelmiyor. İlla bir aksilik çıkacak diye bekliyorsun. Geçti. Şimdi mesela takacağıma inanmıyorum. bir oraya nasıl gelelim. Olacak mı? Gerçi bu arada bir şey söyleyeyim mi? Çok kısa zaman içerisinde şu anda BodyKit'i uygulamaya sokuyoruz. Bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum ama eş zamanlı olarak İyi. Tahmin ediyorum. Bu da artık yavaş yavaş takılmaya başlayacak üzerine. Ağır işten kastım oydu. Arabanın üzerindeki ise kaynak, boru bükümü, o tip şeyler burada yapabileceğim işler değil. İyi. Bir de onun da tecrübesi ayrı. Bir de o konuda tecrübe etmiş kişilerle çalışıyorum. Kaporta mesela şimdi Çakıroğlu ile çalışıyorsun. Hmm. Selam olsun. Skoda döneminden biliriz. Doğru. Kulaklığını çınlattık. Aynen orada. Aynen. Selam olsun. Gayet de çok güzel iş çıkarıyorlar. Güzel. Bir de her gün bir şey öğreniyorsun. Tabii abi. Ha. Bir de tek şimdi boya işi, kaporta işi teknoloji abi. Her ne kadar tabii ki deneyim, tecrübe çok önemli ama alet işler ele övünür derler ya. En son mesela glasörite mi gittin? Orada bir astarlar evet. Şeyler. Ya onları attın mı araba çok daha uzun ömürlü oluyor. Ya ben mesela boya en son boya ne zaman yaptım? Boyayla işim en son ne zaman oldu? Son 3'ü saymazsan 3 senedir benim boyayla işim olmuyor. Ben hala boyada su zımparası kullanılıyor zannediyorum. Evet. Çünkü benim ilgi alanım orada değil. Hani gittim ürün kullanım eğitimi aldım ama benimki ürün kullanım eğitimiydi. Boya hazırlık eğitimi değildi. Tabii. Dolayısıyla orada da çıkmadı karşıma. Zaten boya işi hazırlığında bitiyor. Boyamasını çoğu kişi yapar ama öncesi kaportanın ön hazırlığı, astarlama, macun, o incecik böyle bilmem ne orada bitiyor. Onu iyi yaparsan, iyi de kurursa falan filan zaten boyadın mı zaten güzel çıkıyor. Dolayısıyla yani her gün bir şey öğreniyorum vesaire. Bakalım. Süper. Gidiyor projeler. Burada AE86'mız. AE86. Bu şimdi artık üvey evlat mı oldu yenisi gelince? Bu aracı oldu ya. Aracı bu, oldu. Bu beni AE86'ya aşık etti. Ben bu araba yıllar önce gördüğümde alayım almayayım proje var gerek yok deyip almadığım bir arabaydı. Döndü dolaştı 5 sene sonra buldu karşıma seni. Çıktı. Buldu. Alayım anasını satayım dedim. Niye yani yaparız. İmkanım da var uğraşabileceğim bir şey. Yani bugün yerli bir otomobil fiyatını alabiliyordum. Tabii. Aldım. Keşke daha önce alsaymışım. Yani benim için bir otomobildeki teknolojinin hiçbir önemi yok. Şu keyif değil mi? Şu keyifle kıyaslarsan araba bana hükmetmemeli. Benim aynen. Araba hükmetmem lazım. Abi zaten AE86 deyince zaten yakından takip edenler bilir. Drift Bible vardır Keiichi abimizin. Orada ilk öğretirken bir AE86 ile çok da böyle yapılı bir AE86. Ya o kadar şey öğreniyorsun ki o arabada. Ben işte saatlerce izlerdim. İşte benim Taunus macerası da öyle başladı. Kıbrıs'ta abi belki var ya 100 kere Drift Bible'ı izlemişimdir. İşte teknikleri, shift lock bilmem ne. Ben de çıkıp Taunus'ta deniyordum. O zaman bilmiyor bu arabalar yok o zaman hani benim bilgim. VHS kaset kaydı izliyorduk ya. Tabii. VHS kaydı izliyorduk.
Benim Clio'm vardı. Ben hep arkadan itişti, hasret kalmış bir adamım. Yıllarca. Bir olsa da demesek. Bak, hayatımda yaptığım en büyük salaklıklardan biri olduğunu fark ettim. Hot hatchleri zaten çok seviyorum, o ayrı. Yani 106 GTI, Clio vesaire, tabii. İşte Saxo'lar falan, ama gençliğimde birisinin, öğrenci olduğum yıllarda lafının etkisi altında kaldım. Bir bu Clio satılıyordu. Bir de Bostancı'da bir galeride kırmızı renkli S14A satılıyordu. Aralarında da 4000 dolar fark vardı o zamanın fiyatıyla. TL şeyini karşılığını hatırlamıyorum ama dolarını hatırlıyorum. Clio 8000 dolardı. 12. O da 12000 dolardı diye hatırlıyorum. Aşağı yukarı. Ne yapsak, ne yapsak? Ya abi, arkadaş dedi ki, ya dedi, bu arabanın dedi kıçı başı durmuyor dedi. Kaza yaparsın. Turbo dedi. Bir de kim anlayacak turbodan? Bir o zamanlar. Bir de evet. Daha turbo şey, hani turbo abi aman falan hani. Turbosuna dememişti ama bunlar sıkıntılı demişti. Uğraşan yapabilen yok dedi. Aman aman dedim, boş ver dedim. Clio atmosferik. Clio aldım. Abi S14'de Clio seçtim. Clio çok seviyorum dediğim gibi, bak. Kaç sene şimdi oldu zaten burada, yatıyor. Boyaya gitmeyi bekliyor. 21 senedir Clio'ya biniyorum. İnanılmaz bir keyif. Ama S14'de de seçilmez yani. Ya S14'te şimdi ya bir de arkanın iş ne olursa olsun arkadan ittiği zaman hisler bambaşka. Yani bugün Tofaş bile, neden bugün Tofaş çok seviliyor? Bence arkanın itiş olduğu için. Abi ulaşılabilir arkadan itiş, bir de arabanın dingil mesafeleri işe çok uygun. Evet. Bir sertleştir onu. Ben seviyorum. Yaparsın ya. Bir şeyler ben yani. Şey tabii yapıyorum. Canım. Çünkü ben drift'te bir tane Station Tofaş kullandım. Turbolu. Yapı bir hatırlıyorum. Evet. O işte Musa'nın yaptığı Kartal. Arabaydı. Kartal. Bayağı da gidiyordu. Bir turbolu. Abi. Bağlıyordu gaz yani. Gaz kesmeden. 2,5 dakika hararet görmeden drift yaptım. Motor neydi onda? Kendi motoru. Kendi turbo. Turbolu. Güzel bir beyin vardı üzerinde. Tamam işte. Yani yapıştırdı, dedim ki bir gün yapacağım. Ya abi, ben de zaten hani tanus toplamamın sebebi de, ben Kıbrıs'ta okuduğumda stres betonuna her hafta sonu gidiyordum. Orada abi yani abuk subuk işte yanlıyorsun. Bir de kilit yok, güç yok. Kaygan zemin. Kaygan zemin. Direkt şeyle, ağırlık transferiyle. Benim driftle ilk tecrübem, Daewoo süper salonlar var. Eski arkadan evet. İşte 130 beygir güç yok. Kumsağa. Kumsağa'ya çıktım, öyle başladım yani. Şimdi Cefiro var yanımızda. Cefiro'da biz Ersan'ın A31 miydi bu kod? A31. A31. Evet. Onu kullandık. Karbüratörlü 100 beygir araba. Bayağı drift yapıyorsun. Çünkü ama altyapısı S13. Sizin bindiğinizde şoför modifiyeliydi. Tabii. Yani, araba değil, yani şoför modifiyeliydi Ersan. Ama yapıyor yani. Yapıyor. Ersan araba da çok güzel yapıyor. Çok uygun. Ersan mesela drift yapmaya koymuş kafasını. Evet. Anladın mı? Denemiyor çocuk. O yapıyor. Yapıyor. Bam bam yani, bam gidiyor. Bir işi bir denemek vardır. Bir de yapmak vardır. Aynen. O çocuk inanmış, o arabayı drift yaptırdı. Yaptırdı. Yani o yüzden tebrik ettim. Cefiro'da bu da yani bunun bir böyle body kitleri, yapılmış halleri falan var. Fena duruyor. Ben, mafya yani araba. Bu araba bence kıymetlenecek diyordu. Japon M5. Kıymetlendi. Japon M5. Japon gibi yani. M5 evet, E34 ile 39. Arası. E34-39 arası bir kasa gibi bir şey bu. Burada bir IS'imiz var. Bu IS evet, bu sırasını bekleyen bir proje. Çok fazla dillendirmiyorum, etmiyorum. Bunun içindeki motor söküldü. Zaten bunlarda 2CZ geliyor. İki ya da 1CZ mi geliyor? 2CZ koyuyorlar ama 2CZ. Ama var orijinalinde IS de. IS300'lerde CZ yok bu yok arada. Yok mu? Yok, başka pardon, bir 3 litre var. Emin olayım ya. Bunları konduğunu biliyorum ama atmosferik bunlarda çıkıyor muydu hatırlamıyorum ya. Sanki IS300'lerde 2CZ var. Onun için bol diye biliyorum ama Aristo'larda var. Aristo'larda 2CZ çok var. Evet. Ama bunlarda var mıydı hatırlamıyorum. Konduğunu biliyorum. Bir bakalım ya. Bakalım netleştiririz. Bakarız. Clio'muz. Ha bu arada bunun içinde de ne var? Bunun içinden motor çıktı ama bunun içine başka motor girdi. Ne girdi? Onu sürpriz. Onu bir gün pop the hood tamam, yaparız. Burada tamam. Clio var. Bu şimdi boyaya gitmek için bekliyor. Bu senin lastik yaktığın Clio mu? Evet, bu o Clio. Dağıttım bunu. Oo bayağı dağıtmışsın. Dağıttım. Çamurlukları, mamurlukları her şeyi Ragnotti söküldü. Ragnotti style. Şeyi de söküldü. Camına kadar söktüm bunu. Oo bayağı. Seviyorsun bu hayatı. Yapıyorsun bu sporu. Abi herkes soruyor ne oldu Clio, ne oldu Clio diye. Ben AS86 boyadan çıksın. Buna başlayacağım. Bunu alacağım içeriye. Bunun 2 haftalık işi var. Bunun eksik parçası yok. Bu sadece renk değiştirecek. Bizim de ailenin 14 senedir Alfa 156 var. Annem babam kullanıyor. Ben de 156. Ben de çok kullandım o arabayı. Yani bizim arabamız. Bizim cadde zamanının efsaneleri arasında. Tabii. Körfez'de bir gün içinde 70 tur falan döndüm o arabayla. Yani çok seviyorum. Hangi arabayla 70 tur dönebilirsin bugün acaba? Yani ve hani Alfa sorumludur derler. O gün abi hiçbir şey de olmadı arabaya. Hangi arabayla döndük 70 tur? 208 GTI ile. Mesela 208 GTI'ya da ısınır derler. Stok araba bir şey olmadı abi. Yani 70 tur döndük seninle o gün. Ya abi bir de stok araba çok limitlendirilmiş safe araba. Kesiyor kendini zaten bir şey olursa. Driftçilere önerimdir. Bu arada arabayı güçlendireceğine kırılmayan bir arabayla kendini güçlendir. O arabayı limitlerinde kullan. Sen o arabayı limitlere çıkarma, çıkarma mantığındayım. 208 GTI de zaten hayvan gibi giden bir gidiyor araba. Gidiyor abi 200 beygir araba. Ya o arabanın gazını dibine kadar oturup bence inanılmaz şeyler çıkartabilirsin. Süreler çıkartabilirsin. Tabii, tabii.
E biz 55-7 mi döndük? 56-2 mi? 56-1 sen döndün, 56-2 ben döndüm. Ki hani ben o gün çekim ilk defa mekim. Körfez'e çıktım. Aynen. 3-4 saniye kendimi geliştirdim. Zaten referans olması açısından da standart arabayla iyi süre yapmak benim için daha değerli. Ben daha çok seviyorum. Ya da öteki türlü ölçümleyemiyorsun evet. aslında. Yani standart araba daha iyi ölçüm oluyor. Daha garaja giremedik şimdi. Sohbet ede. Abi sohbet zaten hakikaten biz aramızda da çekim öncesi sohbet ediyoruz. Hani oğlum bak bunları çekelim diyor Doğukan. Hakikaten tatlı muhabbet oluyor. Tam garaj sohbeti. Burası tabii sen geliyorsun diye toparladım. Aslında bu kadar toplu değil. Belki de ondan dolayı büyük geldi bana. Olabilir. Çünkü yani, sen burada raflar vardı. Abi, bunları mı oraya aldın? Bak bu toplulukta çalışmam mümkün değil. Çünkü bir arabayı aldığım zaman o ihtiyacım olan her şeyi etrafına diziyorum. Doğru. Şimdi bu araba onu her şeyi söküyorum bilmem ne falan filan. Bunun önü burada yürünmez hale geliyor. Sen geliyorsun diye topladım birazcık da. Ya çekim yapacağım zaman ekstradan topluyorum. Ya tam, bir şey tam man cave ya. Vallahi harika. Böyle tam Fast and the Furious'ta olabilecek bir garaj. Açacağım işte Doğukan yarış var akşama. Abi hazır değil araba. Egzantrik evet. lazım falan. Hemen raftan. Ya bu tabii o film ama burada gerçek öyle olmuyor. Film gerçek öyle olmuyor. Şey böyle filmde 5 kişi bir günde Mustang'i swaplayıp falan lan. Şimdi bu arabaya bir modifikasyon yapacağım. Aynı Fast and the Furious'taki yani adam geliyor şey diyor ki I want all this on this car falan diyor. Bütün parçaları oldu. Getirmiş. Bunların hepsini yarına bu arabada istiyorum. Yok öyle bir şey. Ya. Tok, ne diyor işte Japonya'da overnight bir gecede getirdik diyor. Oldu. Baba ben o parçaları bir senedir toplayamadım anladın mı? Hani bak. Abi motor, biz 3 senedir bitiremedik tağlısı. Motoru topladım. İşte intercooler geldi falan filan. Ben şimdi videoda güya şey yapacağım. Bütün bunların hepsini yarına bu arabada istiyorum diyeceğim. İş yapacak olacak ama ulan bir senedir zaten topluyorum. Onu yapımı da 10 gün sürecek zaten. Hani yani, öyle bir dünya yok. Yok. Yok abi. Ben de hani dedim ki tanustur, yerli arabadır, çabuk toplarız falan. İşin baba, içine girdikçe bir de pandemi. Bunu muayeneye hazırladım. Muayene için normale çevirmem 3 gün sürdü. Tabii. Ne o jantını değiştirdim. Şimdi body kit'te muayenede bir sıkıntı olmuyor değil mi? Ya body kit'te muayenede bir sıkıntı olmaması lazım. Bu süper sport car bence böyle geldi kardeşim. Hani bir problem olmaması lazım bunun. Ama mevzuata göre işte orijinal lastik jant ebatı. Yüksekliği yüksek olacak. Arabayı çapraz alıyorlar galiba. Ne alır sağ olsun artık işte her şeyini yaptım. Bunun motor şey mi? Orijinal, kendi orijinal. Motoru. Orada da senin yanında da baştaki küçük kırmızı. Bu CA18 bu CA18. Full yapılı bir makine. Bunun içi komple forged piston kol. Şeylerin falan NGK. R8 meşhur R8 bucileri. Şeylerim. Abi adamlar yapmış. Hiçbir motor hiçbir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Nissan'ın çoğu modelinde ateşleme sorunu yaşıyorsun modifikasyonda. Bunu da yarış arabamda da kullandım. Günlük arabamda da kullandım. Hesaplı çözüm bence. Zaten ciddi güçler de alınıyor aslında düzgün yaptığın CA'dan zaman. CA'dan Ankara'da Meray servis 768'e gir aldı da aynı oda. Bal küpü. Şu renk araba. Aynen. Ya onun iki sarı. Sarı mı? Sarı. Ha, bunun, tamam sanki bu renk sarı. Bir arabada. CA en güçlü. Bir yani çekmişti. Dünya genelinde çok büyük güç çıkardılar onlar. Evet evet. Onu da onlar topladı. Burada ne var? Gizli proje. Bu gizli proje evet. Böyle, ya bak, garaj öyle ki arkadaşlar. Coming soon yazıyor üzerinde bunu açamam şu anda. Tamam. Allah bak kendi çıkmak istiyor. Sinirlendiriyor. Şey böyle bir gaza kendi geliyor. Kendi çıkmak istiyor. Böyle tam karıştırılacak garaj. Her yerde bir şey var. Şurada kapağı. Neyin kapağı mesela o? RB25 kapağı o. RB25. Şu anda bir şey yaptım. Konya'da Skyline GTR Krang'ı ürettirdim. Ürettirdim abi. Konya zaten bu işlerde bir numara yani. Bir numara. Piston, krank, döküm. Motus firmasına. Motus. Evet, Motus firmasına krank ürettirdim. Çünkü GTR krankı bulunmuyor, dünyada bulunmuyor. Evet. Görüştüm, yapar mısınız dedi, alasını yaparız dediler. Gittim, süper. Yaptılar, orada sandıkta gösteririm, hatta gösterebilirim de. Ha burada? Burada. Vay, heyecanlandım bak şimdi. Bu arada bu benim içeriğim ama seninle paylaşıyorum. Tamam. Senden önce koyarsak. Canın sağ olsun. Dur. Aman abi karbon. Lütfen. O Türk bunlar burada yapıldı. Ya Türkiye'de süper karbon Aston Martin'lerin bunlar falan Türkiye'de karbonlarını yapıldı. Belki de bu adamlar yapıyor. Bu neyi biliyor musun? Yok. Skyline'ın yan çıtaları. Ha yan çıtalar. Süper. Ama düşürdüğümüz iyi motora oldu. Da olmuş ama. Şöyle. Değil mi? Sanki motorun parçası gibi. Şey gibi. Oo hazineden. Bak bunu ilk defa görüyorum. Sohbet ederken de görmemiştik. Yok bahsetmemiştim. Bu da şu anda sen Skyline Krang'ı istersen bugün sipariş ver. 8 ay sonra stokta oluyor. Bir ay daha gelmesi. Hadi her şeyi ödedin bilmem ne. Çok iyi adamların var. 10 günde eline ulaşsa 8 ay 10 günde benim Skyline Krang'ım olacak. Abi adamlar üretti. Şimdi testini yapacağız. Yani
Onlar da acaba... Ben yağladım bu arada o rengini. Şeyleri var mıydı acaba? Muhtemelen vardır ölçüleri. Ben şeyleri... verdim hepsini. Ha, sen verdin. Ben verdim. Onlara bir tane numune krank verdim. Bu döküm ama bilet değil değil mi? Döküm. 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 Şimdi onlar ciddi bir arge yaptılar. Bunu... Potansiyel var abi. Dünyaya var. Satar adam. Şu anda bütün N57 bloklar... Biliyorsun ciddi kranksal evet, şeyleri var. Evet. Range Rover motorlarında ciddi bir şey var. Hepsinin motosu üretiyor şu anda. Aa, süper. Bana ürettiler testini yapacağım. O kapakta esasında RB25 kapağında şeyini kullanacağım. Çok iyiymiş. Limitleri zorlayacağım. O sebeple öyle bir projeye giriyorum. Abi Türkiye'de. Senin projeler harbi proje. Yani gerçekten severek takip ediyorum abi. Senin projeler böyle şey harbi ben proje yani. Sana meydan okuyacaktım. Hangimiz daha önce bitiriyordu ama sen çok ilerlemişsin. Benimki artık ama 3 sene oldu bitsin artık. Benim iç trimleri falan da koyduk. Artık ayar mayar kaput maput tamponları koyacağız. Aslında çok az işi kaldı. Niyetim yıl yani 2022'nin ilk videosu yapmaktı ama olmadı tabii. Ben de aldım Brembo kaliper. Bol ton oluyor. Şimdi eğer swap yaparsam ileride onları da koyacağım. Yuvalar oturuyor mu? Yuva direkt oturuyor. Direkt zaten. Oturuyor. Direkt abi. Hiç flanş gerektirmeden. O çok avantaj. Çok büyük avantaj. Bunlar Skyline'in frenleri. Benimki de böyle. Yani şurası aynı benim Brembo'larla. Şey farklıdır. Burası farklıdır. Ama mimari bu miyim yani? Bundan. Benim ama bunlara bakış açım çok değişti. Sinirim bozuldu. Benim dış ses bundan baktığında kurbağaya benzetti. Tamam mı? Aa hakikaten o günden, o günden beri kurbağa gibi bakıyorum. Abi bunlara. Benziyor ama. Hakikaten. Aa dudağı kalın. Burada el frenlerin, manifoldların falan. Bunlar da işte. Sende ama şey yani. Bir toplayıcılık da var yani. Hani alalım belki lazım olur. Bende toplayıcılık hikayem var. Çok girmem detayına ama orada ucundan bir bahsederim. Benim çocukluktan gelen bir şey o. Aşırı antika. Antika merakı bir, daha yeni yeni oluşuyor. Ama toplayıcılık ve posesivite deniyor. Yani sahiplenme, aşırı sahiplenme duygusu var bende. Süper. Çocukluğundan gelen. Bir şey atmayı sevmiyorum. Başka yerde kullanmayı seviyorum. Aynen. Bir ürün artık kullanılmaz hale gelmişse amacı dışında başka bir üründe de kullanabilirim. Ve tasarruf manyağıyım. Ne yani, güzel abi. Ziyana çok aşırı karşıyım. Aynen. Ziyanı hiç sevmem. Bir de şimdi öyle olunca bulunmaz şeyler de bulabiliyorsun yani. Baksana. Skyline göstergeleri. Front torque. Bak bu. Turbo basıncı, yağ basıncı, yağ harareti. Bak sana anlatıyordum ya Skyline'larda abi bu 96 teknoloji, 95 teknolojisi. Tabii. Adam 95 yılında bunu koymuş arabaya. Muhteşem ya. Bu direkt senin arabaya gidiyor herhalde. Yok biz artık. Gerçi 4 çeker olmayacak değil mi abi senin? Yok 4 çeker olacak. 4 çeker mi olacak? 4 çeker olacak. Biz hatta birazcık yenileştirme yapıyoruz. Ortaya yerli üretim bir dokunmatik LCD ekranla ön arka tork ayrımını yapacağız. Bu arada yanlıyor da zaten. Yanlıyor yani, tabii. İşte ben Feridur'a buradan selam olsun. Almanya'da falan 3 doldu mu abi turbo? Arkaya gayet güzel veriyor gücü. Veriyor. Çok zevkli. Onları da yapacağız. Burada efsaneler var zaten. Burası Burak Ertem. Burası Burak Ertem. Burak Ertem doğru. Burası. Evet Burak Ertem bu konuda. Burak abi de diziyor şey kendine. Ya manyak o da ya. Bunlardan seviyor. Bir kısmı bit pazarı. benim Tanus'ta da bir Pioneer var. Yunuslar yüzüyor. Yunuslar dans ediyor. Ama Yunus serisi İyi mi abi o? Çok efsanedir. Benim yani şeyim yok yalan olmasın. Yunuslar böyle. Değil mi? 9500 mü? 9500. Olabilir. Evet, ama söyleyeceğim bu en üst serilerinden. Yani dur göstereyim dur. Kıymetli. İyi çıktı. Ben en iyisi şey yapayım. Kötüleyim de onu alayım. Bak iyi. Kardeşim burada sıfırı var. Sıfırı ben var. Sana onu bunu vereyim tamam mı? O senin artık işine yaramaz. Sen onu bana ver. Hatta çok şey çalışmıyordur da ben bir bakım yapayım ona. Olur abi hemen. Çıkıyor kafası. Zaten senin ne işin var? Yunus munus falan. Kafası falan. Bak, değil mi? Yani kafası, orada kurbağa burada Yunus. Kafası çıkıyor. Dur göstereceğim de. Bir dakika arabayı aldığında üstünde takılı olan mı? Takılı muydu? Takılı. Bende videosu vardır onun. Abi ondan hiç hayır gelmez. Bak hiç. Burada sana kutusuna veriyorum ya. Kutusuna bak. Kutu. Al git. Yeni. Al USB bağlantılı. Oo. Neyse ben bulur gösteririm. Tamam. Ama Yunus dans ediyor yani. İşte ya bak en güzel böyle tertemiz. Mesela tork anahtarım var mı? Tork anahtarım olmaz çok, mı? Ben de kendime bir tork anahtarım küçük, olsun istiyorum ya. Küçük mü büyük mü istiyorsun? Abi küçük olsun böyle ufak motor işlerinde böyle ne bileyim yağ tapasını tıkarken torklamak istiyorum. Ya o kadar pahalı ki böyle 2000 liradan falan artık ki İzeltaş zaten dünya devi. Bu şey ya çok 10, güzel 10 kiloya kadar galiba 10 kiloya kadar bir tork anahtarı. Bir tane böyle diyorum ki şimdi dijitaller var bir tane böyle gördüm 809 lira dandik sen muhtemelen. Sen galiba paylaştın. Ondan alayım diyorum çünkü ben tork anahtarı şeyi var bende böyle tık tık tık. Bijonlara en kötü. Lastikçiye gidiyorsun adam bijon torklamıyor. Ama onu bunu yapamaz. Yok bu küçük ama şey yani hani genel olarak söylüyorum. Mesela lastiklerde, alüminyum alaşım jantlarda ortalama 11 kilo civarı sıkman gerekiyor. 110-120 evet. 110 Nm falan. Aynen. Bunun gücü yetmez. Bu mesela 10 kiloya kadar
Yani 10 Newton. Evet, 10 kaç yazar üzerinde? Yok, 20. 20'ye kadar mıymış? Ha, bu küçük olanı. Evet, 20'ye kadar olanı mı? Bastırıp mı? Tamam, öteki 10 kiloya kadar. Tamam. Bu 0-20 arası, öteki de 20-100 arası. Tamam, motordaki ufak işleri falan yapar yani. Onlar şey falan sıkar. Külbütörü, mesela külbütörün içindeki o kepleri falan 1,5 kilo falan sıkacaksan bunu da sıkman lazım. Kalite ya. Seviyoruz. Abi ben... Alacağım bir tane kendime. Benim de abi tork anahtarı şeyim var. Merakım. İzeltaş bu konuda bence gerçekten iyi. Ben İzeltaş'a kendim ulaştım. Sen demin sormuştun nasıl oldu diye. Ya yurt dışında şeylere bakıyorum, yarışçılara bakıyorum. Abi yok işte Gear Wrench ona sponsor olmuş. Evet. Stanley Craftsman, var. Stanley var. Ulan hepsi bir yarışçıya sponsor olmuş. Adamlar efsane takımlarla çalışıyor. Evet. Biz anasını satayım onu yaparken o kırılıyor. Bu kırılıyor dedim. Olmaz böyle abi. On anahtar eksik. Gideceğim ben İzeltaş'la anlaşacağım. İzeltaş'la gerçekten şey yaptık. Onu da takipçi Hasan kardeşim geldi. Ben de senin garajına da ışık sponsoru olmak istiyorum dedi. Vay. Geldi bak, bunların hepsini dizdi. Çok iyiymiş. Abi DJ adama böyle yakışır yani. O zaman bir tane seni buraya Light Joker alma. Neydi? Light Joker'ı almam evet. lazım. Ya ışık işi önemli ama güzel, homojen. Çok güzel yani. O burası önemli. Da artık garaj bitip dinlenme köşesi. Evet, beyefendi oradan burada oturup. Dost, biz artık sen sohbet edelim burada. Sen ne yapıyorsun? 2 saattir uyuyorsun orada. O şey, bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın hesabı. Şu köşe onun köşesi normalde. Sen buraya otur, rahatsız ediyor gelip seni. Yani he, kalk diye. Ha, böyle kafasını falan sürtüyor bilmem ne. Esasında oraya ama biz şimdi burayı başıboş bırakınca. Jantlarımız. Benim jantlar da bunun bir farklı versiyonu. Şu Watanabe'lerin. Abi bu onlar 15 değil mi? 15. 15. Sen de mi 15 kullanıyorsun? 15, 15. 195, 50, 15. Gidip göstersene. Ağırlığını hatta bir bakayım ya. Bence tatmin eder bunun lafili seni. Evet. Ha, güzel. Gayet iyi. Çok güzel. Ya şu jant zaten yakışmayan araba yok gibi bir şey yani. Klasik eski Ford'a gidiyor, Japon'a gidiyor. Ağzından aldım. Kesinlikle sana katılıyorum. Şuna baksana abi. Bir de offsetli. Muhteşem. Bu jant bence de eski otomobillerde Celica'ya, eski Celica'lara gidiyor, Taunus'a gidiyor. Serçe'ye bile gidiyor ya. Serçe'ye bile gidiyor. Serçe'ye bile çok güzel duruyor. Bunların yani. 13'lerin offsetleri de harika. Çok güzel jant. Adam zamanında yapmış. Bu senin şanzıman mı? O Skyline'ın şanzımanı. GTR'ın şanzımanı. Şimdi bununla ilgili bir arge halinde aşamasındayım. Sen peki yurt dışında kontağın olduğu, aran iyi olduğu adamlar var mı? Yoksa böyle deep dive yapıp forum morum o bu? Hepsi. Hepsi. Yurt dışında Craigslist'i bilir misin? Evet. Craigslist'ten tut, Facebook satış, marketplace kullanıyorum. eBay'i artık daha az kullanıyorum. Orada eBay'de sıfırcı oldu bir de. Çok ikinci el. Aslında sıfırcı değil. Ama sen Türkiye'den giriyorsun ya. Göstermiyor. Sana şeyi göstermiyor. Evet. Gönderemeyeceği shipping, için adam. Shipping yok diyor. Ama kalkıp mesela Google'a kalk şey yaz. eBay yaz ama aradığın parçayı yaz. Orada linkte çıkıyor. Fakat sen eBay'e girip aratırsan bulamıyorsun. Bir de abi eBay'in suyu çıktı. Fiyatlar eskisi gibi değil. 10 sene 15 sene önce girdiğinde şeydi. Uygundu. Uygundu. Elindekinden kurtuluyordu millet. Aynen öyle. Şimdi bayağı satış şeyi gibi. O jantlara hiç bakma. Bunlar maalesef muayeneden dolayı çıkmak zorunda kaldı. Ama şu bu jant da Watanabe gibi yani evet. Her arabayı güzel gösterebilecek güzel bir jant yani. Hani bunun neydi onun? Bunun markası enteresan bir şey. Fixeye benziyor. Bunlar bir marka. Ne olduğunu hatırlamıyorum sadece. Hafif mi? Hafif. Orijinalleri hafif. Şeydir 15 inç olanları mı? 15 inç ne kullanıyor? Hafif. Bakarız ona da markasını. Öğrenelim çivili birazdan. Lastik. Bunu kısmetse bu sene artık. Buzda. Neyin üstünde? Yarış arabasıyla yapacağım bunu. Geçen sene pandemi girdi. Ondan önceki sene iklim şartları uygun değildi. Bu sene umutluyum. İçimde kaldı ya. Abi 2 sene oldu ben bunları yapalım. Ben pandemiden 2019 Şubat'tı galiba Finlandiya'ya gittik Subaru'yla. Of. Pandemi patlamış biz de şey yapıyoruz maskeyleyiz. Ya acaba Türkiye'ye gelir mi falan diyoruz. O zamanlar. Son geziydi. 2 sene sonra da 2 sene hiçbir yere gidemedik zaten. Finlandiya'da çivili lastik BRZ kullandım. Acayip tutuyor biliyor musun çivi? Yani bildiğin frene basıyorsun duruyor araba. Acayip keyifli. Yani biraz bunları belki kısaltmam gerekebilir. Evet bu bayağı çıkmış. Evet. Bir de daha tabii sivri falan oluyor. Yapılır. Bayağı kaç tane var? Hatırlamıyorum ama galiba... Tek lastik mi? İki tane. Dört tane yaptım. Bir tam günümü aldı bu. Sabah başladım, geceye doğru bitirdim. İyi, bir günde gene iyi yapmışsın. Bir günde. Ya çünkü... 2 sene oldu öyle hatırlıyorum. Rastgele atmadın muhtemelen. İşaretledin önce. İşaretledim. Dışlarda birer diş boş bırakarak gittim. İşte homojen yaptık. İçi şamrel mi var? Bunun altında bir kavuçuk şey var. Şamreli delmesin diye. Ondan sonra şambrer var. Tamam. Yani zaten bu kışlık lastik kendisi tabii, de. Tabii. 4 tane yaptım bundan.
Şu an şişik değil mi? Ha şişik. Vallahi. Bir de çok iyi ya. 2 senedir bu şekildeler. Hani şeyi de görmüş oldum. Acaba zamanla herhangi bir yerden bir kaçağı var mı yok mu? Evet. Sana koymak istemiyorum. Şambrer bulamadım. Tabii yok abi. Artık teknoloji değişti, yok artık hayır, yani. Kamyona var, bisiklete var. Motosikletlerde bazılarında onlar da tübles. Dediğin gibi zor bulursun. Yani Toros'ta Moros'ta belki. Bitti o tabii. Toros'ta 13 var. Evet. Yani 13 var. 13 var mesela ama 15 aradım bulamadım. Nasıl buldun? Bunlar galiba traktör ön tekerlek şambreri mi öyle bir şey olması lazım. Tamam. Yani bir şey oldu. Doğru. Bulduk yani. Doğru. 18 falan olabilir. 17 bunlar. Öyle bir şeydi yani. Evet. 225, 45, 17. Vallahi ne zaman gideceksin? Kışın. Kısmetse bu sene Şubat'ta bu işi bitirmeyi düşünüyorum. Denk gelirse gelirim ben de. Burası benim kardeşimin dükkanı. Dükkanı. El koyduğu dükkanı. Ben kendimi arabacı bilirdim adamın koleksiyonunu görene kadar. Ama ben bir yerden duydum. Doğukan, kardeş de Batıkan manyak topluyorlar. İşte. Bir de bu herhalde. Bir yerde yani hatırlamıyorum. Kaçma neresi. Kaçma. Ürünlerine uzaktan bakıyor adam. Bu senin koleksiyonun herhalde 3'te 1'i falan değil mi? Aynen. Yani söylemek istemedim ama. İstemedim. Bu buzdağının görünen kısmı diyorsun. Bunun bir 3 katı falan şeyde var adamın. Plexi kutularda dizili olarak var falan. Şey böyle aynen. Ben mesela çıkarıyorum. Dayanamıyorum. Ben ve bazen oynuyorum da hatta böyle ne bileyim. Ben de ne yapayım biliyor musun? Bir tane alıyorum. Bende daha yeni. Bende çok fazla yok. Bende taş çantasının 25-30 tane falan var değil mi? Senin sayende. Kardeşim sayesinde o kadar da yoktu. Bir tane alıyorum. Onu açmaya kıyamadığım için bir tane daha alıyorum. Onu da açmaya kıyamıyorum. Onu da açmaya kıyamıyorum. Onu da satıyorum. Yo ben şöyle yapıyorum abi. JDM modelleri bulursam eğer direkt. Bir tane ekstra alıyorum. Onu da takipçilerimle paylaşıyorum. Yarışmanı düzenliyorum. Ford Galaxy ilk bizim garaj sohbetlerinde ilk bölümde Mutlu abinin Ford Galaxy'si var. Turuncu. Türkiye'de tek zaten bu tek kapılısı. Buradan da selam olsun. Bunun farları GTO'ya benziyor. GTO'ya benziyor abi. Şu ya. Daha dün GTO iyi. Muhabbetini yapıyorduk değil mi biz seninle? Şu araba da bak tam Fast and the Furious şeyi. O şey zaten bu. Onların şeyi getirdikleri araba. Bir gecede Japonya'dan parçaları getirdikleri araba. Şey böyle. O overnight part from Japan. Bir günde araba hazırlıyorlar. Ben şu EB110'a bayıldım ya. EB110 sol mu var? Sol üstte ikinci sırada mavi. Bende 1.18 Bragos'u var. Benim ilk sahip olduğum diecast 1.18 EB110'dur. Senin de mi? Evet. Vay benim de kırmızı. Sonra ben de oynadım o zaman çocuğuz. oynadım tahlıda taklamakla kırıldı abi. Brago muydu seninki de? Brago. Bu arada bunlar yokken esas bunların eskisi biliyorsun şeyler. Majorette ve Matchbox. Tabii. Bizim çocukluğumuzda. Hangisi gerçek yapıyordu? Matchbox gerçekçi yapıyordu galiba değil mi? İkisi de. Majorette de şeyler vardı. İşte gündemdeki modeller vardı Matchbox. Esas bir tanesi tam birebir yapıyor. Benim Clio bile vardı. 91 model Clio bile çıkartmıştı. Majorette. Majorette mi? Ben şimdi şeyi hatırlamıyorum. Böyle bir çanta tıkkın tıkkın ama. İçi full şeydi. Araba. Bir şekilde o çanta kayboldu abi. Bir de bu iş 1-2 yani. Senedir patladı. Mesela atıyorum şunların fiyatları uygun. Migros'ta da bulabiliyorsun. Böyle gittiğin zaman. Ve artık kalıplar falan da çok güzel. Bir jantı da düzgün ya o da zaten premium serilerde oluyor. Onlarda lastikli ama hani artık varmış. Koleksiyoner şeyine geldi yani kaliteleri. Onun için de ulaşılabilir olması güzel. Bende de var. Golf serisi, GT40 falan da var. Ben sadece benim hayatımda dokunmuş araçları alıyorum. Şey almıyorum. Bütün seriyi tamamlıyorum. Anladım. Kardeşim maşallah bir tane kamyonun hepsinin farklı renkleri bile var onda. Yani otobüs niye var abi? Hani yani, güzel. Otobüs ama güzel değil mi? Abi bir T yeşili daha güzel. Bak bir T500 olsa anlarım. Bir de 500T olsa pardon. Bir de ama bazı off-road modelleri acayip güzel duruyor. Yani şu mesela jantlar. Mesela şunun jantları mesela çok güzel değil. Şey oyuncak gibi duruyor ama bu mesela çok iyi duruyor. Ben de off-roadları topluyorum. Hayatta. Ha bunu ben de almam. Ama dur ASX'ten. İşte bak kardeşim söyledi bana bunu. Burada şey var. CRX var. CRX'ten evet. Dolayı almış bunu. Evet. Ama hayatta bana ne şuna para verdirebilirsin. Yok. Ne şuna para verdirebilirsin. Yok. Hayatta ben bunları almam. Ama dedi ki abi ben onu CRX bir tek bu kutuda çıktığı için bu rengi. Aynen. Değil mi öyle dedin sen. Aynen. Biraz araştırdım. O yüzden almış. Tamam aynı kafadayız işte. Bu araba mı abi bu ne ya? Yalnız bak bu var ya bence ileride değerlenecek bir şey. Pimp My Ride arabası mı bu? Evet abi. Tam Buick Riviera. Şey, pezevenk arabası. Ha Riviera'ymış bu arada. Aynı garajda Mutlu abinin Riviera'sı da var. Bunun farlar böyle vücut içinden çıkıyor. Mutlu abi selam olsun. Bak 2'de 2 yakaladık seni. Güzel alet. Şöyle ya. Galaxy ile yani. Şey bu söylediğimi Mutlu abi tenzih ederek söyledim. Biraz ya önce. Tabii canım. o brandingle. Bu arada bunu hayatta para vermem derken üstteki için veririm abi. NSX. NSX. E tabii. Bu benim mesela bence muhteşem dörtlünün arasında NSX mutlaka var. Şey, JDM, JDM Dream JDM. Skyline GTR.
34. R34 1. RX7 FD3. 2 evet. Supra 3. Ve NSX. NSX. Bu dördü bana sorarsan efsanedir. Şey böyle, ama yani aynen öyle. Hemen ardında ne gelir dersen ne gelir senin için? S14 gelebilir. Ne S14 gelir? 22 BSTI. 22 BSTI başka? Evet, S14 de gelir bence. Ben çok severim kızgın bakışı. Evo 6. Evet. Evo 6. Bence Evo 6 gelir bana sorarsan. Evo 6. Doğru. Tommy Makinen. Değil mi? Tommy Makinen Edition miydi? Tabii. Evet. Tommy Makinen. Evet. Ben Evo 6 yerine 22 B'yi de tercih edebilirim. Kıbrıs'ta vardı. Böyle gördüm. Hani süperkar gördüğümde o kadar heyecanlanamam. Böyle bir baktım 22B bizim yakın doğunun müzede. Üf, evet, felaket ya. Ben de gezdim onu birkaç sefer. Iyi. Hatta oradaki Skyline GTR'a teklif bile verdim. Evet. Ona. Orada zaten R32, 33, 34 hepsi var. 2'şer 3'er tane var bu arada. Yani. Ben oradan mezunum. Ha, yakın doğuda mı? Aynen. Şimdi de kendi arabaları yaptılar zaten. Günsel. Evet. Elektrikli otomobil. Vallahi başka neler var şöyle. Burada tabii bu arada çok ciddi GTR'ın toplanacak bitecek parçaları var. Tabii motorun da var. Motor aksların bitti. Var. Motor bitti. Bunlar ön aksar ince olduğu için. Yağlı duruyor. Bu şaftı. Bu ön şaftı. Bu şey revizyon görecek. Benim en büyük şansım. Ha tabii şeyden transfer kutudan tabii, öne gidiyor. O da şurada bak. Bu şaft ikisinin de bağlantı yerini göstereyim. Bu sıfır mı bu şaft? Bu sıfır üstteki şey. Üstteki çıkma. Şu balans mı? Evet balans onlar. Vay be. Bu alüminyum. Belli zaten. Alüminyum şaft ve bunun 2000 torka kadar garantisi belli var. Belli böyle boru gibi. Buradan. Şu. Şuradan arka bağlantısı var. Buradan arkaya gidiyor. Şu da transfer case. Buradan da ön tarafı o küçük öyle. Siyah olanı gönderiyor. Şu an bunun argesini yapıyoruz. Beyni de galiba buralarda bir yerde şu şey var o işte dağıtma beyni. Hatta onu modifiye ediyorlar. İstediğin evet, gibi istediğin gibi işte ayarlayabiliyorsun. Godzilla mı bir marka bir şeyi var onun. Ben o zaman Feridun'la çektiğimde araştırmıştım. Markaları hatırlamıyorum. Fakat çok oynayabiliyorsun. İşlemcisi daha gelişkin. Ben bunun içini açtım. Bu değil de başka bir şanzımanın içini açtım. Bunun içi bir dünya. Bunun içerisinde aquapark gibi abi. Vallahi. Yollar bilmem abi ne. Yollar, kaydıraklar, yağ kanalları bilmem ne. Müthiş otomatik bir teknoloji şanzıman gibi göre şey içinde. Bitti. Çok güzel bir şanzıman. Ve şuradan basıncı verdiğin zaman, bütün olay burada aslında. Hmm. Buradan basıncı veriyor, bunun içindeki balataları kilitliyor. O zaman 4x4'e geçiyor. Tamam. O zaman aslında günümüzün teknolojisiyle arabayı ön arka yapabilir misin acaba? Yapabileceğiz. Yapacaksın. Biz onu yerli yazılımla yapacağız. Vay. Yani orasına süper. Da kendimiz gireceğiz şey argesine. Süper. Güzel mantıklı. Bir şey böyle dokunmatik ekranlı bir şey. BMW'lerde şimdi X-Street diye aplikasyon var biliyorsun. Hı hı. Arabayı abi o yeni kasaları falan, yeni kasa değil de E90, 92, 93 falan yazılımla şey yapıyorsun. Arka yönetiş yapıyorsun. Abi zaten şey her şey yazılım. Kullanacak ki mekanik zaten aynı. Zaten yeni F90, M5 falan da kendi içinde yapıyor onu. Teknoloji güzel şey adapte edince. Bunu da şey yaptın. Bundan bizde de vardı. Turuncu vallahi. Pinokyo vardı. Burhaniye'de ben büyüdüm. Yani babaannemin yazlığı Burhaniye'deydi. Burhaniye tamam yazlık yeri. Yazlıkta yani. Abi turuncu o kadar bindim ki. Sonra babam falan da. Çok iyi. Bu ne Pinokyo oldu? Mu? Ha, Pinokyo işte. Bu tamam. Hakiki Pinokyo. Tamam birebir buydu. Bunun farklı modelleri de var. Farklı markaları da var. Bu hakiki Pinokyo. Evet. Ben bunu aldım. Baştan sona kazıdım ettim her şeyini. Bu benim kanalımın ilk restorasyon projesi. Abi zaten restorasyon videoları öyle izleniyor ki adam mesela paslı bıçağı yapıyor. 5 milyon izlenmiş video. Acayip seviliyor. Allah. Arkadaki GT o benim çok eski değil. Yapıyor musun zıplama falan yapıyor muydun? Artık eskiden? Daha temkinli yapıyorum. Yine yapıyorum bir şeyler ama eskisi kadar agresif değilim. Eskiden kol bacak kırdığımda 2 hafta evde yatıyordum da. Şimdi bir ayda şimdi bir ay yatıyorsun ve işinden gücünden oluyorsun. O yüzden eskisi gibi üf. Şey yapmıyorsun. Bir vitrin GTR vitrinlik. Bir GTR kaç bindeymiş? O bir ve onu görüyorsun böyle. Ulan bu ne ara 184.000'i görmüş ya. Benim o zaman bak daha YouTube falan çok gelişkin değil. Video indiriyoruz. Tamam mı? Bir tane benim GTR videom var. Öyle indirmişim. Hala da eski şeylerde arşivde gördüm. Artık Muse modifiyeli mi? Bir de Mines diye. Mines. Bir şeyin modifiyelisi 10.000 çeviriyor. Böyle kadrını deviriyor. Ya yani o bir an gözümün önüne geldi. Bu kadran bu motorun kadranı bu arada. Bu bloğun evet. Ha uyumludur. Evet, demek ki bu blok 184.000 kilometre kullanılmış bir blok. Ha. Biz bunu sıfırladık. Tamam oradan devam. Tabii stroker kitinden tut güçlendirilmiş yağ pompası her şeyi en üst yaptık. Egzantrik milleri 272 derece falan böyle. Ha, var bir dolu da yani. Evet yani oradaki kadrını tamamlayacak bir motor yaptık biz. 10.000'i muhtemelen bir kere görürüz bir daha görmek istemeyiz diye düşünüyorum. Çünkü bu motorlara o kadar stres yüklemek tabii. Fiziken çok akıllıca bir hareket olmaz. Tabii. Bir kere o gücü elde edelim yeter mantığındayız. Bir kere görelim ne olduğunu.
O kadar ama bunu böyle 600-700 beygir yeter. Günlük. Standart bırakalım. Benim 450 günlük güzel abi. Güzel. Mesela E92 M3 kullandık dağ yolunda Bursa'da. Güzel abi. Çok yeterli yani. Hiç şey değil. Ondan üzeri biraz holigana giriyor. Şimdi 500-600'ler işte F90 M5 kullandık. Abi çok hızlı araba yani. GTR falan da sen yapınca. Sen en son pistte kullandın galiba değil mi? Pistte kullandım. F90'ı. Şey bir açık iti tak. Gir abi şöyle böyle klimanı aç şampiyonaya gir. Hani o kadar abartıyorum tabii de muazzam ya muazzam onu yani. Onu ben de kullanmıştım. Benim M kasaların arasında en favorim o M5 oldu açıkçası. Yani teknoloji yani, o motor. O adamın şey düşündüm böyle ulan benim hangi arabam bununla yarışır dedim o gün yani. Değil mi? M5'i kullandığımda. Bir de uzun ya. Gidiyor. Transition falan muhteşem yani. Ben o drift yapmadım keşke yapaydım. Abi keşke 4 yapaydım. Çekerde de yapıyor. 4 öyle çekerde mi? De. Ona sen hiç, adına vardın ben merak ettim. Hiç affetmiyor yani. 625 beygir. Güç bir de fabrik şimdi ben hep şey derim. Sonradan yapma 600 beygirle fabrikanın 600 beygirin arasında aynı bence fark var abi. Aynı değil. Değil abi. Yani. Belki o sonradan yapma 600 beygir 10 sıkım, fabrika 20 sıkım. Yani o hissiyatı veriyor sana. Fabrika sürekli sıkım abi. Tabii. Sürekli yani o M5'i garanti veriyor çünkü herif. İstediğin kadar gazla. Bir sene gazlayabilirsin. Biz 600 yapıyoruz. Aman abi yağını kontrol edelim. Aman abi tabii. Kaç derece gördük. Tabii. Aynı şey değil abi. Değil. Modifiyeli stok, araban stok candır. Güçlü stok araba. Ya onun için işte böyle atmosferik hafif araba oldu mu acayip keyif alıyorsun. AE86. Çok yüksek güce ihtiyacın yok. Atmosferik bir 200 beygir. Atmosferik bir 200 beygir. İşte benim de niyetim o. Hani anahtar vurmayayım, standart olsun. Çık tepesine. Ama alayım ben bundan, bastırayım, Ağrı'ya kadar gidebilirim. Aynen mesela. Öyle. Benim de kafam o. Düşünmeyeyim yani. Ama işte, yağ sıcaklığına çok bakmıyorum. Ağrı'ya kadar da ne M3 bıraksın yolda, ne AMG bıraksın kafasındayım. Öyle. Hani aynen o öyle. Da olsun, o da olsun. O zaman yani şey yok. Her istediğim yanda olmuyor. Olmuyor, olmaz. Bakalım bunda bir niyetim var. Bu şu an sürpriz olduğu sürpriz. İçin açmıyorum. Açmadık. Sürpriz Doğukan'ın kanalda. Enteresan bir çalışma yapacağım. İnşallah o da çıkacak ortaya. İstediğimiz bir şey olacak. Burada bir 4 AG'miz var. Bu benim aldığım arabanın üzerinde çıkan motor. Filtreye bak ufacık. Bu motor bak çok küçük bir motor. 1.6 160 küsür beygir. Ama ITB var. Evet ITB var. Bunu biraz sıkıştırırsan 180-190 beygir rahat alıyormuşsun. Şey de var bunun. O arada asılı bak. Manifoldu da var. Nerede? Japon yapım bak. Komple şey var bak. Nissan kapaklarının altında. Ha, tamam. Egzoz. Hazır yani makine. Aslında hazır. Sadece birazcık mekanik eksiklikleri var bunun. Bu dağıtılmış. Fakat ben bu motor 20 var. Sıkıştırsam bile 160 beygir civarı bir güç alacağım. 170 civarı güç alacağım. Bap. O fabrika çıkışı 200 beygir işte dediğin. Güzel. 210 hatta 200 dediğin. Güzel. Merakla onu yani o çok ilgimi çekiyor. Onu merak ediyorum. Bunu da başka projeye yarayacağız. Ve senin uzun süreçler sonunda. Ama bunlar gerçek anlamda beni yaşlandıran şeyler abi. Car Park Drift'te bunları takmadın değil mi sen? Bunlar, başka. Şunlardı. Arkadaki kırık bak. Ha, tamam. Biliyor mevzuyu biliyor. Alayım. Takip ediyoruz abi. Yani. Yalan değil. Ben izliyorum bütün videolarını. Burada. O Car Park Drift'teki olay bak kırdım. Aslında var ya bunların kalıplarını malıplarını aldım. Aldın mı? Aldım. Abi. Aklıma tüküreyim. Neden olduğunu sana söyleyeyim. Şimdi Car Park Drift'in şöyle bir özelliği var. Car Park Drift'te arabanın görselinden puan alıyorsun. Ben de dedim ki araba güzel gözüküyor. Zaten bir yere çarpmayız. Allah nasip eder de güzel gidersek. Şey olsun hani şovu güzel olsun. Herif arabayı R30'ya çevirsin. Evet. İşte bana puan versin. Çünkü bu bir strateji. Aynen. Ben de çıkarmadım. İlk gün bunlarla girdim. Daha bismillah ilk çıktığımda bir koydum. Gitti. Stop kırıl dedim ki yemişim oradan alacağım puanı. Sök. Kalıplarını koydum. Bu benim yaptığım bir salaklık abi maalesef. Ama yok yani mantıksız da düşünmeyiz. Ama şimdi arasam bulabileceğim bir şey değil. Al bunlar farların kalıbı mesela. Evet. Bunlar R33 bak orijinal farlar orada. Kalıbını aynen. Aldım. Bunlar far yerine bunları takıyorum. Aslında şey de yapacaksın. Parça parça kalıp alıp orijinalini de imal edilebilir yani. Şimdi biraz 3D print olayına girmeye başladık. Skyline'i bitirebilmek için bazı parçaları üretiyoruz. Yapılır abi içtirim, klips, bilmem ne. Olur niye olmasın? Başladık bakalım. Neyin egzantriği bunlar? Onlar çıkan egzantrikler. Şey RB25'in fabrika şeyleri onlar. Bak çok saçma bir şey göstereceğim sana. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Ben sana vereyim göstereyim sen söyle. Ben, sıfır. Ben söyleyeyim bak, sana ne olduğunu. Sıfır. Hiç kullanılmamış Tomei'nin yüksek dereceli egzantrikleri. Hiç kullanılmamış söyle. Ve bunlar kargoda kırıldı. Ha yok kargoda kırılmadı. Bizim Kutay var. O da E28 535'ine egzantrik getirdi. Kargoda kırdılar. Muhtemelen ne oldu çünkü yan darbe aldı mı evet. Çıt diye gidiyor. Döküm ya. Muhtemelen bunlar düştüğünde
çatlağı aldı. Olabilir. Çatlağı aldı. Biz bunu koyduk. Kepleri 1.2 kilo ile sıkıyorsun. Evet. Teker teker. Şimdi bunu yerleştirdin kapağın üzerine. Orada kaç tane var? 2, 4, 6, 7 tane kep koyuyorsun. Tamam mı? 2 ile çarp 14. 14 tane şeyi sıralamasıya tık 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 sıkıyorsun, 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 tamam. Sıkıyorsun. Tak dedi gitti. Biz daha torka girmeden kırıldı. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Biz görmüyoruz ama. Döküm hatası. Döküm hatası da olabilir. Kargoda bu düşmüş, kılcal bir çatta kalmış. Biz daha koyar koymaz da kırılmış olabilir. Yani döküm malzeme şey olarak sağlam ama böyle ufak bir darbede, yanal darbede evet. Yumuşak karnı kırılabilir. Çünkü bir malzemeyi sertleştirdikçe esnemesi azalıyor. Tabii. Bunlar da çok sert malzeme. Brittle. Ya bir şey yapamazsın, bunu esnetemezsin. Evet. Ya esnemesi bu işte. İyi bu lamba şey. Olur. Evet, güzel lambaya olur. Ya da bir dakika, Umeyi. Ya da bir dakika normal 4 silindirliye falan adapte edeceğim. İkisi burada. 4 silindiri çevirelim. Şey bakayım, böyle çevireceğim tornada bunu al abi. Buradan çevir bir tane 4 silindirliye dereceli. 4'e olmaz 3'e olur. 3'e olur. 3 silindir olur çünkü açıları kurtarır. 4 silindiri aynen. Kurtarmaz. Yazık oldu. Güzelim Tomei. Ya baksana ne güzel işçilik falan. Şöyle koyalım. Vallahi sohbet bitmez. Vallahi Doğukan'cığım ya, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladın. İyi keyif garajında. Için. Biz de konuş bitmez. Tanusu bitir ben de sana geleceğim. Tanusu bitirince ben getireceğim olur, sana. Olur sen bir bak, bana getir buraya. Ne swaplarız. Bir yağını da kontrol edelim. Bir yağına ben. Bakalım. Swap ne güzel olur. Şuradan jantmat şu şeyleri de bir takar bakarız. Duruyor mu diye. Duruyor mu diye bakarız. Offset'i kaç onların? Çünkü ben ne yaptım? Benim 4x108. Jantlar 4x100. Ben adaptör hem spacer hem adaptör. Ama önler çıktı. Biraz. Arka tam oturdu. Şimdi önleri belki Poyra'yı 4x100 yapmam gerekebilir. Niye? Çünkü çok işte çıktı. Eğer spacer'ı iptal edersem. Ha şeyini değiştireceksin. Okey. Sen çevirme yaptın. Evet. Çevirme yaptım. Sonra 108 yol bulabilir miyiz? Ona bakalım. Ama sen olabilir. Bu tip mi istiyorsun illa? Ya bu çok güzel oluyor Ford'lara. Ha, güzel oluyor. Güzel oluyor. Ya da RS jantları da çok güzel oluyor. Poyra'yı çevirirsin. Ben A86'da öyle yaptım. Yani çok öyle kolay zaten. 4 tane şey evet, yani. Yeri değişiyor. Sadece iyi merkezlemesi yeterli. Tabii. O önemli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Büyük keyifti. Seni burada ağırlamak. Bizim kanala da bekleriz her zaman. Sürüşe de geliriz. Bir tane de burada bitince bir araba çekeriz. AS86'yı falan beyazı bitir. Beyazı. Sen benimkini kullan. Ben seninkini kullanayım. Ama ondan sonra takas istersen. Takas. Yok istemem. Onun takası olmaz. Olur, bana toplarız bir tane. En yakın zamanda muhtemelen performans olarak bu yürüyecek. Bunu da test edersin. Okay. Senin de bir çünkü pilotajın malum biliniyor. Eyvallah. Merak ediyorum ne hissedeceksin benim yaptığım araçları kullanırken. Ben abi zamanında yıllar önce bir tane S13 görmüştüm. Bir tane hanımefendi sahibi araba 12 bin lira mı 13 bin lira mı öyle bir şey. Ama bakımsız böyle kırmızı ama pembeleşmiş. Bostancı sanayiye götürdüm. Bir baktılar falan ama çok anlamadılar. Turbosu bitikti çünkü hiç yürümüyordu araba. Klasik. Bunun çok cesaret edemedim kaldı. Yoksa hakikaten bayağı böyle... Arkadaşımla gidip bakmıştık. Keşke alsaymışız. Dudaklarımı ısırıyorum. Yani vallahi keşke alsaymışız. Ben abi bir parça para biriktim kenara. Bundan bulursam hemen koyuyorum. Hatta ben de abi. Üniversitede bunun böyle Kaoki body kitli şeyleri, resimleri falan var. Ulan bir S13 alsak falan filan. Sürekli bakıyordum. Ucuzdu çünkü o zaman. Şimdi uçtu. Bir de son zamanlar... Kaoki miydi? Arka... Yuvarlak stoplu mu? Evet. Kaoki değil mi? Tamam. Kaoki zaten makyajlı oluyor. Evet. Kaoki makyajlı oluyor. Şey anlamına geliyor. Sonraki sürüm, bir önceki sürüm. Tamam. Zenki olursa bir önceki sürüm. Bir de Chuki var arada. O da orta sürüm. Hı. Chuki çok modelde olmaz. Yani genelde önce ve sonra oluyor. Zaten çok şey, güzel arabadır S13. Bence oturaklı şeyi bir şeyi tanır mısın Tahir'i Antalya'da? Onun da S13'ü var. Beyaz. Beyaz. Ve onun da garajı çok güzel. Belki ona da gideriz inşallah. Yani oturma odası cam, araba. Beyaz S13'ü var. Bayağı o da... Çatır kütür yanmıyor. Onu selam olsun. Bu kadar şey yaptığın zaman kıyamıyorsun yanmıyor. Kıyamıyorsun ya. Değil mi? Ben mesela bunu piste çıkarmam. Ya çıkartırım da şey, drifte sokmam yani. Ya bunda işte şey, dağ yollarında falan filan böyle güzel. Dağ, severiz. Ben dağ yoluna bir tek tırmanmaya çıktım işte. Gerçek güzel. Anlamda yarışmaya. Dağ yoluna drift yapmak iyi. Tabii yani, yanda düşmesi var, şusu var, busu var ama keyif alıyorsun. O adrenalin başka evet. Bir adrenalin. Çok zevkli. Mesela drift araçlarında 90 beygirlik Altima yanmıyor diyorsun ya. Evet. Bir arabayı yola tutturduğun zaman o arabayı 300 beygir yanlatamıyor. Tabii. Bir araba ne kadar çok yol tutmaya başlarsa o kadar güç gerekiyor. Ne kadar güç eklersen parçalar kırılmaya başlıyor. Hız artıyor. Hız artıyor. Tehlike artıyor. Gidiyor. Ben daha yoluna şeyle çıktım. Kendi yarış arabam 650 beygirlik Nissan'la çıktım. 2 dakika gider aşağı bakarız ona da. Sana da orada bir spoiler vereceğim. Tamam. Burada yarış arabasını saklıyorum. Burada da sana tabii göstereyim.
Bir ciğer görelim. Bir ciğer gör burada. Yine kırmızı bobinlerimiz vazgeçilmez. Boyası güzel. Bu wrinkle paint diyorlar. Böyle pütürlü boya o değil mi? Öyle mi yani? Bu toz boya. Statik toz boya. Ha tamam. Hı-hı. Bir de öyle şey sprey ve şey yapan boyalar var. Ha, evet. Pütür anladın gibi. Ne ben bahsettiğini. Böyle darbeye marbeye de dayanıklı. Aynen. Yok ondan değil. Isıya maruz kaldığı için statik boya yaptım ben bunu. Yani atmasın etmesin diye. RB26 da çok güzel duruyor ya. Abi RB26 gerçekten güzel bir teknik. İnanılmaz bir sesi. Şimdi var. Biz hep 2CZ meşhur oldu falan ama aslında teknolojik olarak bu daha ileri. Teknoloji. 2CZ daha hamal. Daha yük kaldırabiliyor. Şey, aynen. Ya 2CZ birazcık da BMW'nin M50 motoru gibi. Evet. Bu motor çok daha nazlı. Mesela bu motor 2CZ gibi üretmek için çok parça koyman gerekiyor. İşte ekstra yağ pompası, evet. İşte içinde bir takım değişiklikler yapman gerekiyor fazla filan ama bunun teknolojisi ondan daha yüksek, daha fazla devir çeviriyor ama hemen hemen sonlarda kaldırdığı güç aynı. Hani bundan da 1500 beygir çıkarabiliyorsun. 2CZ'den zaten çıkarıyorsun. Senin setup'ında ne şu an? Bu şu anda 650 beygirlik bir setup. Fakat ben bu sene 650 beygir alamadım bu motordan. Hoş geldin oğlum dostla geldiğimize. Ha, takip ediyor. Sebebi ise ben 5 senedir bu arabayla yarışıyorum. Muhtemelen elektrik tesisatında oksitlenmeli eksiklikler var. Birazcık problem yaşadım bu sene. Mekanik değil de elektronik bir problem yaşadım. O yüzden bu sene üzdü beni. Yarışlarda derecelerim düşük oldu bu sene. Bir tane yarışta birinciliğim var. Diğerlerinde başta eğlendim. İnşallah. Şeyde de yaşadım problem. Carpark. Carpark'ta da. Carpark 300 beygirle falan girdim ben yani. Hadi ya o kadar. Zaten söylüyorsun. Evet. Sıkıntılı ama yine de gireceğiz falan filan. Evet. 300 beygir Carpark için çok yeterli bir güç. Ama demin dediğim gibi yol tutan bir araba için çok kötü bir güç. Çünkü yol tutuyorsa araba gidemiyor. Gidemiyor. Tabii bu arabalar bir de önler kamberli bilmem ne güç lazım. Abi lastiklerimiz bir tutuyor bizim. Semisinlikler. Millet zannediyor ki drift'te bizim yol tutmayan sert lastik. Hayır abi bizim drift'te suyu. En iyi tutan lastiğe ihtiyacımız var. Tabii. Herkes şey zannediyor. Ki kontrollü olsun, evet. Şey olsun. Sen kalkıp 140 ile 150 ile yan verdiğin zaman yola sokabilmen lazım arabayı. Aynen öyle. Biz gazla fren yapıyoruz. Arabanın arkasını çevirip oturuyoruz gaza ki. Aynen. Vallahi ben de böyle bir drift projesi çok istiyorum aslında ya. Vallahi güzel olur. Ruhen yakın görüyorum seni. Abi ruhen direkt ruhen zaten. Ruhen yakın görüyorum. Aynen. Senin eğitime de ihtiyacın yok. Bu da bizim projemiz. Ver bunu. Bu nedir şimdi? Yeni gizli projemiz. Bu sırasını bekleyen gizli proje. Japon. Bu da bir Japon. Bu da bir S14. Şurada bir far detayı görüyorum. Hadi bakalım. Bu fazla üstünde durmayalım şu anda. Kapat. Fazla spoiler vermeyelim. Bekliyoruz. Bu Skyline'dan sonraki proje. İyi tamam. Proje bitmez diyorsun ha? Proje bitmez. Abi projenin bittiği gün emin ol ki ben mutsuz bir insan olmuşum bu hayatta. Ve bir beklentim yoktur yani hayatta. Zaten şöyle takipçiler de yazıyor. Abi işte projenin aşaması da çok zevkli. Yapması da çok zevkli. Motivasyonu çok Motivasyon önemli. Motivasyon bitince çünkü hani ulan şunu da yapayım diye. Hani şey sen değil. Sende bitmez ama çok proje var. Yok sadece bir planlamaya koydum. Abi bak bu arabalar değer kazanıyor. Bugün senin araban değer kazanan bir otomobil. Evet. Alabilirken bir proje varsa kafanda al. Yarın öbür gün pahalı bir şey alıp yapmak proje değil bence. Doğru. Yani şu nedir proje? Gidersin bir arsayı ucuzken alırsın veya bir yere bir ev mi satın alacaksın daire? İnşaat aşamasında alırsın. O bir projedir. Bitmiş bir evi almak proje değildir tabii. Ki. Hani bu proje işte. Bak şimdi bu kalkıp baktığın zaman yapılamayacak bir proje değil. Ne ben çok zenginim ne arabalar çok pahalı. Ama sen bunu iyi planlarsan, sen bunu emek ayırırsan, zaman ayırırsan yapabiliyorsun. Aynen. Ben de bilgi. İşte, bu arada bu benim Türkiye'ye geldiğimde ilk aldım S14'ümde. Ben bunu 2009'da aldım. Döndü dolaştı. Seni buldu. Beni geri buldu. Ve hiçbir zaman tamamlanmadı bu proje. Vay. Ben de seni bekliyor. Beni bekliyor. Seni bekliyor. Geçen ihalede kaçtı beyaz olan. O kaçtı. Dolayısıyla işin rengi değişiyor. Değişiyor daha tabii. Daha yolu çok başka bir olay. Onun için zaten böyle AE86 güçsüz ama evet. Clutch kick böyle. Sinan'ı çok yakın zamanda drift manyağı olarak görmezseniz... Abi ben çok neyim? Seviyorum yani. Ya gerçekten Kıbrıs'ta yakındır. Yani 30 bin kilometre tanısı kullandım. Bizim okul çemberi var işte çember. Ya ne dönüyordum ya. İkinci vites tokat. Tamamdır. Arkadaşlar bu videomuzdan böyleydi. Biz sohbete devam ediyoruz. Yani 2 saat zaten sohbet ederiz. Diğer garaj sohbetleri videomuzda da görüşmek üzere. Tekrardan abi teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşürüz. Kendine iyi bakın.